ularının büzülüp yetiyotkenliği bütün alemde hazır teşviş kurfaldı. Bollerde gâhvan bu geçişliği, ota anana hürmet kılmasliği, kariyeler üyede otaları kopayıp geçişliği, bir hancı teşvişler Avrupa'yı, Amerika'yı ve Hamas'ın başına katılıp durdu. Ne kılsak iken deyip teşviş kılıyordu. Bollerde kandok kılsak ota anaga, vatanaga, halkıya mihriman bularken degen teşviş bile türlü tümen yollarga kirip görüşüyordu. Bollarını hamasını cemleb bitti joyda tarbiya kılıp göreylik dedi. Bunun neticesini topuş olmadı. Orkasından onlar et yaptı ki her bir ota ana bolası üçün tuğulgeniden tavayı etkünge kadar bir psikolog, bir ruhşunas topuş gerek yaptı. Ana o şimdi abarıp veriş gerek şunu nazar atıp ben maslahatlaşıp barış gerek yaptı. Neticede karegende yine ota ananı hürmet kılıyor yaptı. Nege bunu? Hamas başı patken. Ama lakin Müslüman da başka atmaydı bu işe. Çünkü bizim mükemmel dinimiz bunun cevabını 15 asır mukadder verip koyuyor. Hazreti Umar radıyallahu anhu Rabbu ve evladakum bi hubbi telâze bi hubbi illahi ve bi hubbi kitabı illahi ve bi hubbi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Bana destur. Mükemmel din bolamı kandah tarbiye kılsam ekenin degenge boleyizi yaşlıgiden 3 muhabbet bile tarbiye kılayım. Kalbiga 3 muhabbet sorayım. Allah'a, Allah'ın kitabiga, Allah'ın Resulüge bölgen muhabbetle cahilin dedi. Bana şu 3 ele muhabbet cahilin kendinden giyin. Yukarıdaki başka muhabbet degen derselerini biz kütüyatken muhabbetini o şu 3 muhabbet keltirip çıkarır. Atanaga muhabbet kılır. Çünkü o Allah'a muhabbet kılır. Allah'a muhabbet kılır kendinden giyin. O Allah'tan korkadır. Ve Allah'ın rızalığına ata anası gebağlıyor. Kur'an'a muhabbet kılgenden ki o elbette yine ata anaya muhabbeti artadı. Çünkü Allah Kur'an'da estaizu billah ve kadâ rabbuka ellâ ta'budu illâ iyyâhu diye. Hüküm kıladı Allah fakat özge gene ibadet kılıçlıkke ve ata anaya yaşlı kılıçlıkke. Ve başka muhabbetler, erihatın arasındaki muhabbet. Cemiyatke muhabbet, halkıge nisbeten muhabbet, hamasi bana şu üçele muhabbetten keyif çıkardı. Cemiyat orası da, halkta orası da muhabbet kazanışlık için bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti bu sekiyken bunlar. Çünkü Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbet kılıçlık degeni ne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaşı kuramen deyip koyup salavatta eğitip koyuştukmaz. Muhabbet kılgen adamdı, bu şu zatını eğitken işini, kılgen işini kılmaklık bile bulur. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir gepleri bizge muhabbetimiz olarak o şu işini kılıçlıkke dalda verip durarken Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam La tudkulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu dediler ki mümin bulma gününüzce cennetke kirmeysiz birbirinizi yakışık olma gününüzce kamil mümin bulmaysiz dediler. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbet kılken bana uşbu hadisini eşitişi bilenok halkıken muhabbeti ortadı. Halkını yakışık olup kalırdı. Bana şunu de bizim mükemmel dinimiz var azizler. Bırak da cahide indini mekalemenikin deyip boşluk kotirişlikke kan hocat yok. Elhamdülillah her bir yönelişte bola terbiyesi bulsun, ata anaga hizmet bulsun, vatana, halkı, konu koşunu, cemiyat hemen için mükemmel cevapları verip koygen dinimiz var. Fakat biz bunu organik amel kılmagenliğimiz için yine bazen başka yol, başka izlenişlerle verilip kalışmış mümkün. Azizler, halkımızda acip bir udum var. Daima farzand toyu hakkında eşitkenimizde o bizge taluklu buladı mı yok ki yok mu, koşlu mu, karındaş mı, begane mi, bir cayda aile kurulubdu dese ilahım bahtını versin, bahtlik bulsun de dua kılını. Farzand kurubmuz ki ata aneler dua kılıp buradı, ya Rabbi farzandımını bahtli kılgın, saadetli kılgın de dua kılını. Lekin bana şu baht özü nime idi? Bahtning İslami mizan bilen korunuşu nimeden ibaret? Her bir nersenin özünü ölçüğü var. İslam hemen nersenin ölçüğünü berip koydu azizler. Baht ölçüğünü berdi.
boshqa boshqa o'lchovlarni berdi, qadr qimmat o'lchovini berdi. Hatto Allohning qoshida ulug' bo'ladiganlarda ham o'lchashni o'rgatib qo'ydi. Kimning puli ko'p bo'lsa, dunyosi ko'p bo'lsa, mansabi ko'p bo'lsa, bu Allohning huzurida hurmatli emas deb Alloh taolo aytdiki: "Astajibillah, inna akramakum 'indallohi atqakum." Allohning huzurida mukarramilar, ulug'ilar bu sizlarni taqvodorroqlaringiz. Allohdan ko'proq qo'rqadiganinglar ana o'shalar Allohning nazdida ulug'ligingizlar dedi. Demak, insonni qadrini o'lchashlikda biz mana shu shar'iy mezondan foydalanishimiz kerak. Falonchining dunyosi ko'p ekan deb uni hurmat, ehtiromini, uni obro'sini unga qarab emas, qay darajada taqvodor ekanligi, qay darajada Allohdan qo'rqadigan kimsa ekanligini e'tiborga olib o'lchov mezonini qo'llaymiz. Alloh taolo farzandimga baxt bersin deganda kimdir uzoq farzand ko'rmayotgan qizini farzand ko'rishligini baxt deydi. Kimdir uy qura olmayotgan farzandini eson-omon uy qurib olishligini o'zicha baxt deb sanaydi. Kimdir o'g'il ko'rmasa, qiz ko'rmasa o'shini ko'rishligini baxt deb sanaydi. Baxt tushunchalari hammada turlicha bo'lgan. Baxtni asosiy bir qoidaga keltirish ham yo'q. Lekin shar'iy nuqtai nazardan Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning oilalari dunyodagi eng baxtli oila edi deb nazar qiladigan bo'lsak, biz aytgan tushunchalarda hammasi bu xonadonda mujassam bo'lavermagan. Jumladan Rasulimiz alayhi salatu vasallam o'g'il ko'ra olmaganlar, o'g'illari erta olamdan o'tib ketganlar. Agar baxt shun bilan sab bo'ladigan bo'lsa, demak Rasulimiz alayhi salatu vasallamni biz baxtli deya olmas edik. Afsuski, bu zotni dunyodagi eng baxtli kimsalardan deb bemalol ayta olamiz. Boylik, dang'allama uylarni agar baxt deb bilganimizda edi, Rasulimiz alayhi salatu vasallamning xonadonlari bunga loyiq bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun asosiy baxt ulamolar qoshida shunday bo'ladiki, baxt deganda Allohdan qo'rqishlik. Baxt deganda eri xotin bir-birini ehtirom qilib yashashlik. Baxt deganda oila qurishlikdagi asosiy maqsad ummatni ko'paytirishlik. Yana boshqa baxt haqida hadislar bor. Rasulimiz alayhi salatu vasallam gunohini esdan chiqarib yuborgan odam, gunohini tez-tez eslab turadigan, qilgan yaxshiligini esdan chiqaradigan odam, o'zini boyligi jihatidan pastiga qarab, balantiga qaramaydigan odam, mana bular baxtli odamlar deganlar. Baxtlar to'g'risida juda ham ko'p gaplar bo'ldi. Shuning uchun ham biz farzandlarimizni baxtli bo'lsin deb duo qilar ekanmiz, shar'iy jihatidan ularni taqvodor, ularni Allohdan qo'rqadigan, eri xotin bir-birini haqlarini himoya qiladigan, chiroyli bir holatga olib kelib qo'yishlik mana shu baxt bo'ladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning aqli cheksiz edilar. Hazrati Umarni Umar al-Odil, adolatli Umar, Amir al-Mu'minin, adolatli siyosatchi, o'ta oqil kishi deb hammamiz bilamiz. Hatto butun dunyodagi siyosatchilar ham Hazrati Umarning davrlaridagi, xalifalik davrlaridagi, rahbarlik davrlaridagi adolat siyosatining mezonini qoyil qilib qo'yganligiga tan berishadi. Lekin mana shu inson ham iymon bilan aqli charxlangan. O'zlari aytadilarki, men jahiliyat davrida shu qadar jahil edimki, boshqa jahillar singari men ham o'z qizimni tirikligini ko'mib yuborganlardanman dedilar. Tarixchilar aytadilarki, o'sha davrda qiz ko'rishlik or sanalganidan obro'li odamlar ancha xalqi qabilasi ichida obro'si baland bo'lganlar qiz ko'rishlikni tamom qabul qila olmagan. Ertaga mana kambag'alroq bo'lsa, qizini tashvishdan qo'rqib ko'morgan bo'lsa, badavlatroq, obro'liroq odam ertaga meni qizim kimnidir ma'shuqasi bo'ladimi degan tashvish bilan tirigini ko'morgan. Ayollar homilador bo'lsa, chuqur qovlab olib chiqarkan, go'dak tug'ilganda o'g'il bo'lsa olarkan, qiz bo'lsa ko'mib yuborarkan. Hattoki mana shu tarixchilar hayoti sahoba kitoblarida va ko'p kitoblarda bayon qilganidek, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning ayollari homilador bo'lgan kuni ham o'sha ko'zi yoriydigan kuni Xattobning o'g'li Umar nomi bilan mashhur bo'lgan bu kishi o'z qabilasining bo'obro kishilaridan edi. U tashqarida tashvishlanib turibdi, uyda ayollari ko'z yori holatida.
uni birdan bir orzusi ayolim eson omon qutulib olsin degan tashvish yo'q, balki ishq qilib o'g'il tug'ilsin. Xattobning o'g'li Umarning uyida qiz bo'lishligini tasavvur ham qila olmayman derdi. Hatto o'ziga shu darajaga ishonganidiki, albatta mandan qiz tug'ilmaydi degan o'y turardi. Birdan ichkaridan chaqaloqning ingragan ovozi eshitildi. Yugurib ichkariga kirgan edi, ayoli qo'llari bilan yuzini berkitib yig'lab turgan holatida ko'rdi. Bildiki, dahshatli voqea sodir bo'libdi, uning uchun qiz tug'ilgan. Ayoliga Allohni bergani shu deyish o'rniga uni bir tarsaki tortib chiqib ketib qoldi. Qizga qaramadi ham, lekin qiz o'sha uyda tug'ilib katta bo'ldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilar: "Men har kuni qizimni ko'zim bilan ko'rganimda g'azablanar, dahshatga tushar edim. Nahot mening uyimda shu qiz yuribdi degan o'y bo'lardi. Kunlarning birida deydilar, o'zimni bir necha yildan beri niyat qilib yurgan niyatimni bajarishga harakat qildim. Qizlari 4 yo 5 shunaqa yuradigan mahal, yosh mahal bo'lgan, go'dak bo'lgan. Ko'mib yuborishlikka qas qilib uyiga kirdim. Ayollari erini ko'zi o'zgarib qolganligidan, o'zini g'alati tutayotganligini bilgandan bir xunuk ishni qilishlikni niyat qilganini bilib qoldilar. Erini oldiga cho'kib tushib, oyoqlarini quchoqlab yig'ladilar. Qizimizga bir qarang, shunday go'zal qiz, shunday chiroyli qiz, nahot shuni tiriklikni ko'mib yubormoqchisiz. Lekin bu gaplar uning qalbiga ta'sir qilmadi, chunki qalbda zig'ircha ham iymon yo'q edi. Iymon yo'q qalbda rahim bo'lmas ekan azizlar. Bolasini olib chiqib ketdi. Qiz nima bo'layotganini tushunmas, otasi nima uchun darg'azab bo'layotganligini, dunyodagi eng suyukli kishisi ota uni ko'mib yuborishligini tasavvur ham qilmagan. Sahroda ketyapmiz dedilar Hazrat Umar. Qizim esa terga botgan, orqamdan yugurib menga yetishlikka harakat qilib yuryapti. Kichik qadamchalarini tezlatib yuguradi. Men esa orqamga o'girilib tez-tez qizimga baqirib qo'yaman. Tezroq yur, yaqinlashib yur deb baqiraman. Qizim qora terga botgan, orqamdan yugurib pildirab kelar edi dedilar. Qiz tushunmas, nega otam g'azablanyapti ekan? Nega otam baqiryapti ekan? Deb orqasidan yugurib ketdi. Sahroning o'rtasiga borganda chuqur kavlay boshladim dedi. Qiz otasini chuqur kavlayotganligini, ushbu chuqur kavlash davrida juda asabiylashayotganini ko'rgan go'dak, agar shu chuqurni otamga birga kavlasam jahllardan tusharmikin degan o'y bilan qizlarcha, farzandlarcha mehr bilan otasiga yordam berishlikka tushdi. O'zining kichik qo'lchalari bilan o'ziga qabr kavlayotganini qiz bilmas edi. Chuqur kavlanib bo'lgandan keyin Hazrat Umar o'tirib oldilar. Qiz esa yugurib kelib otasining quchog'iga o'tirib oldi. Hazrat Umarga termilib, soqollaringiz tuproq bo'lib ketibdi-ku, peshonalaringiz terlab ketibdi deb soqollaridagi tuproqlarni qoqib, peshonasidagi terlarni artib, yuziga yuzini qo'yib turgan mahalda shundoq itarib ko'mib yuborgan ekan. Hazrat Umar aytadilarki, qizim chuqurga tushayotgandagi dahshatli nigohi hali ko'zimda turadi. Qizim menga shu darajada qaraganki deydilar, mana hozir eslasam qalbim larzaga keladi. Lekin men uni ustidan tuproq tortib, ovozi chirillab turganda ham uni orqaga qaytishligini tasavvur qilmadim. Chunki mening u mahaldagi bu qalbimda iymon yo'q edi deydilar. Sahobalar aytadilarki, o'sha davrda sahroda yuzlab qizlar tirikligini ko'mirib, ba'zi birlarining qo'llari o'sha qabrdan chiqib bir necha kun harakatlanib o'lganligini ko'rganlar bor edi. Shunaqa darajada johillik bo'lgan. Islom keldi, din keldi. Alloh Qur'oni Karimda bir oyatni yubordi. Vaqtiki qiyomat qoyim bo'lganda mavudalardan so'ralinadi. Sizlarni tiriklikni o'lib ketishliginglarga, o'ldirilishinglarga nima sabab bor edi, nima gunohinglar bor edi deb so'ralinadi dedi. Mavuda deganda mufassirlar aytayaptiki, tiriklikni ko'milgan qizlar. Mana shu oyat tushgan mahalda endi Hazrat Umar iymonning daryosida cho'milib, qalbi iymon nuri bilan to'lib ketgan edi. Mana shu oyatni eshitganda doim hatto otning ustida bo'lsa ham behush bo'lib yiqilib qolar ekan. Hatto sahobalar aytar ekanki, Hazrat Umarni oldida shu oyatni o'qimay turinglar, chunki endi qalbida iymon bor. O'zini qizi endi ko'ziga kelib, hushdan ketib qolar. Lekin Islom azizlar, qiz bolani shu darajada ulug'lashlikni targ'ib qilib, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam tomonidan bir nechta hadislar aytdilar. Rasulimiz aytdilarki, kimning uyida birinchisi qiz bo'lsa, uning uyiga baraka kiribdi dedilar. Al-banatu hijabun nar. Qiz bola
ota onasının do'zaxdan to'sib qoladigan pardasi deb marhamat qildilar. Bu hadisni eshitgan sahobalar ayollari endi homilador bo'lsa uning haqqiga duo qiladigan, ish qilib xonadonimga qiz olib kelgin deb duo qiladigan holatga keldilar. Islom endi qiz bolani ko'klarga ko'tarish, uni hurmat qilishlik, balki bu Allohning katta bir ne'mati ekanligi to'g'risida ta'lim